Dervler yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca. Dersizdenkom.com Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Dersizdenkom'a hoş geldiniz. Sözcük türlerinden bağlaç konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde karşılaştırma bağlaçlarıyla pekiştirme bağlaçlarını öğreneceğiz. Evet, karşılaştırma bağlaçları. Bu bağlaçlar ya, ya, hem, hem ne ne de de gerek gerek ister ister ya da veya yahut gibi sözcüklerdir. Bir uyarımız var. Karşılaştırılan kavramlardan birini anlatmak için ya ya ha ha ister ister gerek gerek ya da veya yahut bağlaçları kullanılır. Bu bağlaçlar cümleye hangisi olursa olsun fark etmez anlamı katarak eşitlik, denklik oluşturur. Evet. Burası çocuk parkı ya da spor alanı olarak değerlendirilebilir. Yani hangisi olursa olsun fark etmez. Bugün ya televizyon izleyeceğim ya ders çalışacağım. İkisinden biri anlamında. Yani ikisi olsa da fark etmez. Gerek sen konuş, gerek ben konuşayım. Gene ikisi olsa da fark etmez anlamı söz konusudur. Bir uyarımız var. Karşılaştırılan kavramlardan tümünü anlatmak için hem hem de de bağlaçları kullanılır. Oğlum da erken uyur, annesi de. Yani ikisi de birden yani. Yemekten sonra hem baklava hem meyveyiyor ikisini de uyarımız var gene kavramlar hiçbir anlamıyla karşılaştırılmak istendiğinde ise ne ne bağlaçlarını kullanırız onunla ne karşılaşmak ne konuşmak isterim yani ikisini de istemem pekiştirme bağlaçları bu bağlaçlar hatta üstelik hem de ki de sözcükleridir daha önce söylenenleri, belirtilenleri güçlendirmek için kullanılır bu bağlaçlar. Sinemada üşüdüm. Hatta tir tir titredim. Adamcağız ağlıyordu. Hem de hıçkırıklara boğularak. Seni sevdim. Üstelik deliler gibi. Dikkatli ol ki kaza yapmayalım. O soruyu sınıftakilerin hepsi de çözdü. Şimdi bir sorumuz var. Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi kendinden önceki ögenin anlamını güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır? Burada sözü edilen pekiştirme bağlaçlarıdır. Evet bu da C seçeneğinde vardır. O pahalı arabayı almış hatta peşin olarak. Evet buradaki hatta sözcüğü. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.